ayılmaya başlıyor artık. Dün üzücü bir olay yaşadık. Sevgi yolunda. Alaşehir'in Sevgi yolunda. Köpeğimiz şiddet görmüş. Barınağımızı aldık. Yapılan inspeksiyon ve palpasyon muayeneleriyle ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Köpeğimizin sağlık sorunu yoktur. Sağlığı yerindedir. Sevgili Alaşehir hemşirelerim, dün yaşanan olay bizi derinden üzdü ve bugün veteriner arkadaşlarımız şiddet mağduru sokaktaki canımızı uyuşturarak şu anda yarım baygın vaziyette an itibariyle barınağımıza getirdik. Artık o güvenli ellerde bizim misafirimiz olacak. Arkadaşlar tedavilerini, bakımlarını yapacaklar. Görünen o ki şu anda herhangi bir kırığı çıkığı yok. Her şey yolunda. Zaten yakalarken zorluk çektiniz. Uyuşturarak getirdiniz biliyorum. Şu anda da ayılmak üzere. Birazdan kendine gelir. İnşallah böyle üzücü olayları bir daha yaşamayız. Artık bu canımız baba ocağında, güvenli ellerde. Bizim veterinerlerimizin ve barınaktaki çalışanlarımızın şefkat ellerinde tedavi edilecek ve sosyalleşecek inşallah. Eve geldiğimiz günden bu yana sokakta yaşayan canlarımız için büyük emek sarf ettik. Özellikle pandemi sürecinde sokaktaki canlarımız için yapılan bu çalışmaların ulusal televizyon kanallarında haber olarak değerlendirildiğini biliyorsunuz. Ve ülkenin dört bir yanından bu konuda tebrikler aldık. İnsan olmanın en büyük erdemi zayıfı kollamaktır. Yıllardır canlarımız sürekli şiddet, tecavüz, hatta öldürülmeye kadar giden işkencelere maruz kalıyorlar. Ve maalesef ki bunu yapan şahıslar ceza almadan ya da ufak bir para cezası ile serbest kalıyor. Artık bunu yapanların cezası kalmasını istemiyoruz. Canlarımız bize emanettir. Onlar haklarını savunamaz. Onların haklarını savunmak bizim boynumuzun borcudur. Ve aynı zamanda insanlığımızın, insan olmamızın gereğidir. Hayvan hakları yasası artık hiç gecikmeden meclisten geçmelidir. Hayvanlara yapılan eziyetler 3-5 kuruş ceza ile geçiştirilmemelidir. Üzüntümüz son derece büyük. Alaşehir Belediyesi olarak bu olayın takipçisi olacağız. Bir çaresi bulunsun. Devamlı burada. Gelene geçene çoluk çocuk demiyor, saldırıyor. Defalarca söylendi ama bir hiç kimse bildiren olmadı. Geliyorlar, topluyorlar, geri sala. Aynı yeri geliyor. Isırdı bana bu. Saldırdılar, ısırdılar. Sonra ben de hangi köpek oldu? İki tane, üç tane köpek birden saldırdı. Sonra gittim ben hastaneye. Hangi köpek nerede tuttu dedi. Ben istedim, Sevgi onu tuttu. Hangi köpek dedi. Ben hangisi oldu bilmem dedim. Üç tane köpeğin biri saldırdı dedim. Abi beni şikayet etmiş olabilirler. Evet. Ben bununla hiç hani şey değilim, müteessir değilim. Neden değilim? Dün de aynı şekilde bu köpekler burada saldırdı. Her gün ondan saldırdı. Önceki gün yine saldırdı. Burada bütün herkes şahit, görüyor, biliyor. İnsanlar diyor ki köpeğe saldırıyorsun. Ya hayvan hakları varsa insan hakları da var. İki tane gencecik çocuğa o köpek saldırsa, orada parçalasa, bana bu kadar laf eden insanlar acaba bu kadar laf edecekler mi bu çocuklara ısırınca? Sadece ona soruyor. Herkes elini vicdanına koysun bakalım. Nasıl olacak? El mi yaman, bey mi yaman? Aynısı kendi çocuklarına veya en yakınlarına saldırırsa bu köpekler, başlarına Allah muhafaza ki istemiyorum öyle bir şeyi, gelse aynı hassasiyetle davranırlarsa başımın üstünde kesikler, her türlü cezaya razıyım. Kayda alınıyordu.
Bu köpeklerin rica ediyoruz veterinerler tarafından bunları buradan alıp bu cadde üzerine alıp gelen geçen bay bayanı rahatsız ediyor bunlar. Çok güzel. Tekrar söylüyorum. Olay bu. Köpeğe saldırdı, ben kurtardım.